Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Biz bugün Deniz'le bir karar verdik. Belki önceki videoyu izlediyseniz biliyorsunuzdur. Benim doğum günüm bugün. Ve şu an tatilden eve doğru dönüyoruz. Ve dönüş yolunda dedik ki biraz da benim için de hem de bu yola girdiysen bir şeylere alışmam için de ve size de bazı cevaplar da verilsin diye başlıkta da gördüğünüz gibi kötü yorumları okuyorum videosu çekiyoruz şu an. Umarım altından kalkabiliriz. Kalkar mıyız? Kalkarım. Dur bak şimdi kötü yorum burada gelecek şey yine var. Konu burada var ya. Neyse dur hemen hızlıca başlıyorum arkadaşlarım tamam mı? Şimdi diyor ki ailem çok şımarık geliyor bana. Sevilmek insanı şımartır anlıyorum ama her şey tadında olmalı bence. Sence ben şımarık biri miyim? Yok. Teşekkürler. Şımarık mısın? Bence ben şımarık bir insan değilim arkadaşlar. Çok fazla tepki veriyorum. Yani tepkilerim çok yüksek olduğu için bu size birazcık şımarıklık gibi geliyor olabilir. Ama ben böyle karaktere sahip bir insanım. Yani ben burada bir şımarıklık yapayım diye şımarıklık yapmıyorum. Veya yani ben öyle olmadan hiç düşünmüyorum. Kendimde böyle bir sorun olduğunu düşünsem onu değiştirmeye çalışırım zaten ama neyse ki etrafımdaki insanlar da böyle düşünmüyor. Siz beni sadece kamera üstünden tanıdığınız için belki öyle geliyor olabilirim size. Ama bence ben şımarık değilim. Bana şımarık demeyin. Kalbimi kırıyorsunuz arkadaşlarım. Karakter. Evet. Ben böyle bir karaktere sahip bir insanım. Konuşurken çok tuhaf. Böyle kelimeleri evirip çeviriyorsunuz. Ergen kızlar gibi. Şımarık. Oysa sizi seviyorum ama bu konuşmanız itici izleyesim gelmiyor. Kusura bakmayın şımarık insanları sevmem. Ya yemin ediyorum ben şımarık değilim. Bana niye şımarık diyorsunuz? Ben şımarık bir insan değilim arkadaşlarım. Yani konuşmamla ilgili çok fazla şey var bu arada yorum. Birkaç tane daha okuyup onları öyle topluca cevap vermem bence daha iyi olur diye düşünüyorum şahsen. Beni seviyorsun ama konuşmam itici geliyor. O zaman beni nasıl seviyorsun? Mesela neden beni seviyorsun? Tatlıyım diye seviyorsun ama şımarığım diye sevmiyor musun? Nasıl oluyor bu işlemler? Diğer yoruma geçiyorum. Geçemiyorum yine gülesim geliyor şuna. Neden boş gülüyorsun? Gülmeyeyim mi? Ha, ben ne yapayım arkadaşlarım? Ben böyle dümdüz mü konuşayım? Evet arkadaşlar bugün sizle video çekiyoruz. Çünkü bana kötü yorum yapmışsınız. Ben onları hepsi okuyacağım şimdi size mi diyeyim mesela. Ne istiyorsunuz benden? Böyle bir insan mı olayım ben? Bu o zaman ben senden daha çok gülüyorum gibi İşte ama. Benim sesim çok çıktığı için sen göbeğinden gülüyorsun. Olan bana oluyor. Sen sessiz gülüyorsun. Sen daha çok gülüyorsun ama benim sesim çok yüksek. Benim yüksek yani sesim yüksek. Ben ne yapabilirim bu konuyla ilgili? O yüzden de zaten beni fırçalamışsınız. Onlara da geleceğim. Neyse devam okuyayım. Sıradan şeylere bile gülüyorsun diyor yani. O aradaki şeyler bizi çok ilgilendirmiyor. Türkiye'de var falan filan diye geçiyorum oraları. Sadece bu kısmına takıldım yani. Her şeye gülüyorum. Çünkü bana komik geldiği için gülüyorum. Yani ben böyle hadi şurada bir güleyim aman deyip de gülmüyorum. O an komik oluyor veya tatlı bir an oluyor ve ben ona gülüyorum arkadaşlar. Ve gülmeyi çok seviyorum. Ben gülerek konuşuyorum. Yani gülerek konuşmaktan da herhangi bir sıkıntı duymamıştım şu zamana kadar ama siz bundan çok rahatsız olmuşsunuz. Bununla ilgili çok fazla yorum var aslında. Hani böyle azaltmaya çalışıyorum bu sefer. Videoları böyle gülmemeye çalışıyorum. Bu sefer de izledikçe şey diyorum. Bu ben değilim ki ya falan olmaya başlarım. Böyle ne yapacağımı şaşırdım yani. 5, 4, 3, 2, 1. Başlıyoruz tünelle. Konuşurken çok heyecanlısınız ve hızlı konuşuyorsunuz. Artı aşırı gülüyorsunuz. Bazı yerleri anlamadım. Bir de buna ek olarak şey demişler başka bir de. Lütfen her konuşmanızdan sonra çok sırıtma, aşırı itici geliyor. Aslında her şey yani bütün eleştiriler bence aynı şeyde. Çok gülüyorum. Konuşmam çok hızlı. Konuşmamı anlamıyorsunuz. Ve şımarığım. Yani şu an okuduklarımdan genel olarak bu çıktı ortaya. Bir, şımarık değilim. Ben bu konuda asla şımarık değilim. Yani ben böyle bir insan değilim. Böyle bir karaktere sahip olmadığımı düşünüyorum. Çok gülüyorum. Kesinlikle doğru. Çünkü ben gülmeyi çok seviyorum. Gülerek konuşmayı çok seviyorum. Başka ne söylemiştim? Unuttum.
geldik konuşmamla ilgili kısma. Şimdi konuşmama takılıyorsunuz, bunu anlıyorum. Kelimeleri yutuyorum, haklısınız, bunu da biliyorum. Heyecanlı olduğumu, konuşurken heyecanlı olduğumu söylüyorsunuz. Evet, bu da doğru. Çünkü bunların hepsi aslında tek bir kapıya çıkıyor. Siz bunu fark etmiyorsunuz galiba. Yani bu ne biçim konuşuyor dediğinizde, bu kızın konuşmayla ilgili bir sorunum var acaba demiyorsunuz. Direkt eleştiri tarafına geçiyorsunuz. Ben kekemeyim arkadaşlar. Ve böyle olduğu için de bazen konuşurken kesiyorum aralarda çok takıldığım yerleri. O yüzden anlamıyor olabilirsiniz ama hızlı bir şekilde konuşmak istiyorum. Hızlı bir şekilde konuşmaya çalıştığımda da heyecanlı olduğum geliyor size. Öyle yansıyor yani. Çünkü takılmaktan korktuğum için hızlı hızlı konuşuyorum. Böyle konuşuyorum. Yani bunu iyileştirmek için çok uğraştık ama olmuyor ne yazık ki. Ben de yavaş konuşmayı istiyorum ama ne yazık ki konuşamıyorum. Ben nefesimi doğru kontrol edemiyorum. Nefesimi doğru kontrol edemediğim için de yanlış konuşuyorum, kelimeleri yutuyorum, arada bir şey oluyor. Yani sizin anlamadığınızın, kafanızın karıştığı şeyler bunlar aslında. Şımarık diyorsunuz, heyecanlı konuşuyor diyorsunuz ama kekeme olduğumu anlamıyorsunuz. Ama ben Ayloş çayı biliyorum. Evet, benim kocam beni anlıyor her konuda. Bazen konuşmasam da beni anlıyor demek istediğim. Benim arkadaşlarım, ailem de bana çok alıştığı için ben ekstra dikkat etme gereği hiç duymuyorum. Öyle olduğu için de sizin beni bazen anlamadığınızı anlayabiliyorum. Gerçekten anlayabiliyorum. Bana niye böyle söylüyorsunuz da demiyorum size. Sadece bilmeniz gereken bir detay olduğunu düşünüyorum yani. Ben kekemekle ilgili çok fazla şey çektim yani. Buranın konusu değil ama şu an bu özgüveni kazanmış olmak benim için çok önemli bir detaydı. O yüzden de bununla özellikle bir şey söylemiyorum. Ama sürekli tünel olmaz. Konuşamıyoruz. ciddi bir şey anlatıyorum şurada. Tünelden geçtikten sonra bu tekrar yapabilirsin. Diğer bir yoruma geçiyorum. İlk Türk devletlerinde Çinli kızlar meşhurmuş, şimdi Koreli erkekler. Bu nasıl bir özentilik ya? Altında da şey var, yorum çok tatlıydı. He kanka, meşhur diye evlendiler. Ben bu yorumu hatırlıyorum, biliyor musun? Bazen o kadar tatlı bana gelen eleştirilere yorum yapıyorsunuz ki bayılıyorum. Bu arada ben kameraya bakmıyorum, sonra ekrana bakıyorum. Bu kamerayı unutmuşum ya, özür dilerim gerçekten. Arkadaşlar ben Deniz Koreli diye evlenmedim. Ben Deniz olduğu için evlendim. Yani. Sen ben Türk'üm diye mi benim evlendin? Yok. Teşekkür ederim sevgilim. Yo, çok kısa ve net bir cevaptı. İnsan. Ülke yani, ne önemli? Ne önemli? Mesela niye buna bu kadar çok takılıyorsunuz? Veya Deniz'in dinine niye bu kadar çok takılıyorsunuz? Benim yediğime içtiğime niye bu kadar çok takılıyorsunuz? Herkes kendi hayatıyla ilgilensin. Bence kimse kimsenin yüzünden sinirlenmez, üzülmez, tribe giriyorsunuz, bunuyor yiyorsunuz falan diye. Benim canım istiyor, ben yiyorum. Benim canım içmek istiyor, ben içiyorum. Benim biz yengeç yedik diyorsun. Biz yengeç yedik. Buna da acaba ne dediniz, çok merak ediyorum. Neyse, yani buna bir şey söyleyemiyorum. Bu Koreli damat şeyi var kafanızda, bunu anlıyorum. Ama insanlar sadece Koreli diye evlenmiyor. Belki evlenenler vardır, bir şey söylemiyorum ama benim etrafımda böyle insan yok. Yani zaten olmaz. Benim böyle bir arkadaşım olamaz. Aa ben gideyim tane Koreli koca bulayım kendine diyen bir insan olamaz. Yani biz çok uzun süredir arkadaşız. Evet. Arkadaşlıktan evrilen bir yere geldik biz yani. Hani ben sadece Deniz'le evlenmek için tanışmadım zaten. Yalnızca tanıştım ve evlendim. Ay o kadar yordu ki konuşma şekli. Ne olur diksiyon çalış. Çalışmadığımı sana ne düşündürüyor ama ne yazık ki olmuyor arkadaşlar. İstesem de yapamadığım bazı detaylar var. Türk erkekleri bitmiş mi? Bilmem yani. Benim için bitmiş demek ki. Benimkisi burada arkadaşlarım. Ne konuştuğun bile belli değil. Sen gezi harcadığın parayı Türkçe kursuna versen kendine yatırım yapmış olacaksın. Bayan Fok. Bana Fok demiş. Ya Fok o tatlı anlamı değil mi? Fok çok tatlı bir hayvan. Şişko anlamda mı demiş? Ne anlamda? Neden bana Fok dedin? Bana bunu bir anlatır mısın? Lütfen çok merak ediyorum. Benim neren Fok? Ben beğendim. Ne tatlı. Fok'um. Fok'um ne? Söylerken evet de. Hayır, silli yok Türkçe'de. Evet. Konu o değil, dur. Yani konuşmamla ilgili açıklama bence yeterli. Bir anlama şey yazacağım. Ben kekemeyim arkadaşlar. Teşekkürler. Çok büyük kulağın var. Evet, kulağın. Ya ben bunu beğendim. Ben de öyle düşünüyorum. Aynı fikirdeyiz.
Kijesin. Konuşman çok rahatsız edici. Kijesin dedim. Teşekkür ederim, duymadım. Konuşman çok rahatsız edici. Alıyorum, seviyorum. Saçma sapan konuşman. Evet, oynuyorum. Mal mal konuşma artık. Bir de çok bağırıyorsun. Sen onu hak etmiyorsun. Hak etmiyor dediğim galiba sensin. Seni hak etmiyormuşum. He. Sonra başkasını mı bulsak? Yo, ben beğendim. Ben bu hayatı beğendim. Aferin sevgilim. Böyle bir hayatım. Şimdi neden bana hakaret ediyorsun? Neden bana mal diyorsun mesela? Bu kalp kırıcı. Tamam, ben buna takılıyorum mesela. Evet, konuşmamla ilgili takıldığınız şeyleri bana sor, anlamıyorum. Ne demek istiyorsun? Çok itici konuşuyorsun falan diyorsunuz. Onları da bir yere kadar anlamaya çalışıyorum ama bana ne yaşar mesela mal diyorsun? Hani ne gerek var? Ben bence tatlı bir insanım. Bana böyle yapınca kırılıyorum kalbim. Ciddi kırılıyor. Sonra bu adamı uğraşıyor saatlerce benim kalbimi düzeltmek için. Ya öyle düşünen insanlar da var bunun. Mal olduğumu mu düşünen insanlar var? Yani öyle söyleyen insan var. Onun için o kendi çok kalp krizi geçmek gerek yok bence. Sadece ha öyle düşünenleri de var. Şimdi, öyle senin, geçebilirsin. Senin rahatlığının %5'i bende olsaydı var. Ne kadar güzel hayatıma devam edecektim ben. İlk kez izliyorum seni. Gerçekten çok itici geldin. İzleme keyfi vermedin hiç. Ha, bu ne zaman ki? 9 ay önce. Ha, bunu tekrar başka video izlerseniz o başka farklı o tarafı da görebilirsiniz. Tekrar izlersiniz. Görüyorsunuz değil mi? Tekrar izleyin. Ben tekrar izleyin diye. Zorla beğendireceğiz kendimizi. Beğendiyiz değil mi? 5 ile 10 yaş segmentine konuşuyor bu kız diye düşünüyorum. Altında da galiba yazmış. Bu ben mi? 5-10 derse yaş olarak mı diyorsun? Evet, 5 yaş ile 10 yaş arasındakilere konuşuyor gibi. O iyi değil mi? Herkes anlasın diye söylemek. Hayır ya, sen önceki hayatında Pollyanna falan mıydın? O güzel değil mi? Şaka gibi ya. Ayıp değil mi? Türk kızları ve içkiler beni çakıştırmadım. Bunu az önce de söylemiştim. Yani benim ne içtiğim, ne yediğim, ne karar verdiğim, ne yaptığım bence benim sorumluluğumda. Bununla ilgili farklı düşünceleriniz olabilir. Sizin düşünce yapınızda aynı olmayabilir. Buna hiçbir şey söylemiyorum. Ama bu sizin eleştirebileceğiniz bir konu olduğunu ben zannetmiyorum. Herkes kendi hayatına bakarsa daha mutlu devam ederiz bence. Değil mi? Abi. Yani yediğim içtiğim kısım bence gerçekten saçma bir nokta. Davranışlarımla ilgili, YouTube konumla ilgili, başka bir şeyle ilgili eleştiriler yapabilirsiniz ama benim karar verebileceğim, sadece beni ilgilendiren şeylerle ilgili yorum yapmanız bana çok tuhaf geliyor. Ama biz de böyle insanlara anlaşmak gerekiyor. Anlamak gerekiyor. Anlaşmak değil de anlamak gerekiyor. Anlamamız gerekiyor. Çünkü onları böyle eğitim aldı, öyle düşündü, ondan böyle söylüyor. Onları suçu değil. Ne diyorum, biz o da anlamamız gerekiyor. Ne demek gerekiyor? Anlamamak gerekiyor. Anlamamız gerekiyor. Anlamamız gerekiyor. Anlıyoruz. Hepiniz anlıyoruz arkadaşlar. Çünkü insanları hepsi farklı. Tabii ki de farklı. En basit söylediğin şey çok doğru. Farklı yani böyle bir aile yapısında büyüyen bir insan, işte benim içtiğim şey onun için doğru olmayan kafasında olan bir insan doğal olarak bu bunu içiyor, bu çok kötü bir şey diyebilir. Tamam? Evet, onlara göre bu Kuna. Evet, onlara göre bugün olabilir ama mesela onların yaptığı işte kötü dedikodular da, kötü yorumlar da, insanlar hakkında konuşmaları da bence o zaman günah. Yani ama onlar için o günah değil, önceki günah. Ondan öyle söyleyebilir, demokrasi. Tamam, günah benim günahım. Bu detaylar. Bu benim günahım. Demokrasi, onları düşünceleri söyleyebilir. Onun için sen de o kadar çok büyük tepki ve vermiyorum. Bunlar genelde cevap vermediğim için burada duruyorlar. Cevap verdiklerim göremedim arkadaşlar. Tek tek yorumlara bakamadım bu arada. Bunlar bulabildiklerim. Cevap vermediklerim genelde. Diğerine geçiyorum. Güzel buluşma ancak çok gürültülü ve gereksiz gülmeler. Bir ahenk yok. Yüzünüz daima gülsün. Ay, ne kadar tatlı kendinle çalışıyorsun sen ya. Hem diyor ki çok gürültülü, çok gülüyorsun diyor. Hem de diyor ki yüzünüz daima gülsün. Gülsün. Kür Ayloş kür. Ellerini çok kullanıyorsun, çok gülüyorsun. Biraz daha kontrollü olabilirsen iyi olur. Ellerimi çok kullanıyorum, doğru. Bu da kesinlikle bence doğru bir eleştiri. Yapamıyorum arkadaşlar. Elimde bir şey tutarsam bir tık sakin olurum. Ellerimi çok kullanıyorum, saçımla çok oynuyorum. Bunlar çok doğru eleştiriler ama ben buyum. Şimdi şu yoruma Deniz'in
yorum yaptığı bir şey vardı. Buna dayanamayıp söyleyeceğim, okuyacağım yani. Yani. Diyor ki sürekli alkol içki reklamı yapmak zorunda mısın? İçiyorsan senin özelliğin, gençlere kötü örnek olmayın. Deniz Altınaca yazmış. Kötü olan alkol mü yoksa kendini kontrol etmeyi bilmediği için çok içip kaza yapan insan mı? Bu video nerede içki reklam gibi şeyler var daha bulamadım. Hatırlıyor musun onu diye? Evet ben düşündüm ama reklam yoktu onda. Reklam olacak hiçbir şey yoktu. Sadece dolaba koyarken görmüştünüz galiba sanırım. He. Yani bu mesela ben şu an gençlere kötü örnek olduğumu düşünüyorsunuz ya. Hani içki içerken görüyorsanız veya dolaba koyduğumu görüyorsanız yani. Gençlere kötü örnek olan bence Türkiye'de özellikle çok fazla televizyon dizisi var. Mesela en önemli detaylardan biri bu. Asıl onlar gençlere... insanlara kötü örnek oluyorken benim orada 3 saniye gördüğünüz bir şişe kimse kötü örnek olmaz diye düşünüyorum. Eleştirecekseniz ilk önce kendi ülkemizdeki asıl sorunu eleştirelim. Buna bir cevap verelim. Bir şeyleri değiştirmeye çalışalım. Sonra daha küçük çaplı şeyleri değiştirmeye çalışırız diye düşünüyorum şahsen. O zaman bu son 2 yorum okuyalım ve bitsin. Çünkü bu ışığı açtık. Deniz görebilir, bizi görebilir diye ama Deniz'i bu rahatsız edebilir. Gereksiz yere gülüyorsun ve boş konuşuyorsun. Sarhoş gibi konuşuyorsun. Kızın çeyizleri ve ev düzeniyle ilgili kırılıp kırılmayacağını düşünmeyip boş yere konuşuyorsun. Biraz saygım. Bu Dilara ilgili söylemiştiniz. Ben böyle Dilara'nın evliliği onda böyle geyik yapmıştım. Dilara benim 10 yıllık arkadaşım. Neye kırılıp neye kırılmayacağını inanın sizden çok çok daha iyi biliyorum. Ve orada sadece geyik yaptığım çok belli bir konuydu. Zaten işte Dilara orada kırılsa alınsa bana ki ay niye böyle söyledin yani alındım ben şu an buna der bana. Ki beni biliyor, kalbimi biliyor. Neyi ne ima ederek söylediğimi çok iyi bildiği için biz herhangi bir yanlış anlaşılma yaşamadık Dilara ile. Ama bunu size ne düşündürdü? Yani orada bir şey havlu muhabbeti var hatırlıyor musun? Diler havluları ve annesinin iğne oyaları falan. Bu arada bende de var arkadaşlar. Yani yok değil. Aa, çeyizini getirmiş falan da böyle geyik yapıyorum yani. Bunu alınmışsınız ve böyle şeyler söylemişsiniz. Ki zaten Diler de bununla ilgili yorum yapmıştı galiba sonrasından. Neyse diğer yoruma geçip en son tekrar bir konuşacağım. Bunu birazcık ben takıldığım için bunu konuşmak istiyorum özellikle. O kadar hanımın varlığının yanında damattan iş beklemek biraz ayıp olmuş. Eşler kendi aralarında ihtiyaç olunca tabii yardımlaşır ama şu an olmamış. Şimdi eşler yardımlaşırsa ne zaman yardımlaşacağı mı önemli? Yani illa hiç kimse yokken sadece erkekler mi çalışabilir? Biri varken, bir misafir varken sadece kadın mı çalışmak zorunda? Neden böyle bir düşünce yapısındasınız? Bunu anlamıyorum ama bizim evde benim arkadaşım gelse de, Deniz'in arkadaşı gelse de ben bir şey yapıyorsam Deniz başka bir şey yapıyor. Mesela en ufak bir örnek vereyim. Geçen gün Kübra'lar geldiğinde Sodam yemek hazırladı. Ben masayı hazırladım. En son bittikten sonra ben onlarla sohbet ederken de Deniz bulaşıkları halletti. Mesela o an siz oturun, hepiniz oturun ama ben çalışmak zorundayım sadece. Bu ev sadece bana ait mi demem gerekiyordu. Orada mesela başka bir yerde de Deniz'e dedim ki Deniz sen otur arkadaşlarla muhabbet et ben hallederim o. Yani o an birinin bir şey yapması gerekiyorsa sadece oturması gereken insan erkek olmamalı. Bu düşünce yapısını aşarsanız daha mutlu yaşayabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani biz mesela şey deriz böyle hani ben onu yapayım sen onu yap olmuyor. O an doğal bir şekilde gelişiyor. Mesela ben bir şey hazırlıyorsam de Deniz o an başka bir şey hazırlıyor. Ben Deniz'i zorlamıyorum. Kalk şunu yap demiyorum. Yapmak istediği için yapıyor. Öyle değil mi sevgilim? Zorlanıyor bir bir açıklama yapar mısın lütfen? Ya bir de o Kore'de kültür olarak da böyle. Ben mesela başka eve misafir olarak gidince ben orada şey bulaşık yıkıyorum ben yediğim için. Evet. Bir de onlara bana çay vermeden o gidip ya ben buzdolabı açabilir miyim ben çay getireyim o buz neydi içecek getireyim falan diyorum. Bu genelde Kore'de insanları böyle başka eve giderse bile oradaki işi yapıyor. Ben bizim evimizdeki iş bizim yapıyoruz onun çok normal. Bence de. Ben de böyle düşünüyorum. Deniz de böyle düşünüyor. Tabii de insandan insana göre değişebilir. Her Koreli böyle düşünüyor gibi düşünmeyin yani. Öyle bir düşünüyoruz olmasın. Nasıl her Türk de benim gibi düşünmüyorsa. Çünkü biz çok ataerkil bir toplumda büyüdüğümüz için ben şunu anlıyorum. Babalarımız oturur, annelerimiz çalışırdı. Mantık buydu. Ama bizim evde bu böyle değil arkadaşlar. Ve biz bu durumdan çok memnunuz. Yani biz kendi aile düzenimizi, kendi iş paylaşımımızı yapabiliyoruz. Merak etmeyin. Ulan böyle bir genel bir toplayacak olursak bana böyle
aşırı derecede küfür içeren, çok saygısız, gerçekten çok ama çok saygısızca yorumlar çok nadir geldi. Yaklaşık 3 yıldır YouTube yapıyorum. Maksimum 5 tane falan gelmiştir. Onları engellediğim için şu an göremiyoruz. Ama gerçekten ondan fazlası gelmemiştir. O da çok fazla küfür olduğu için içinde. O kadar çok kötü yorum olduğunu düşünmüyorum ben de şahsen. Sadece konuşmama çok takıldığınızın farkındayım. O yüzden de birazcık da kendimi anlatabilmek için böyle bir video çekmek istedim. Çünkü ben böyle konuşmak için böyle konuşmuyorum veya böyle konuşayım farklı olsun, etkileyici olsun gibi düşünüp de böyle konuşmuyorum. Elimde değil arkadaşlarım. Yani isteyerek bunu yapmıyorum. Konuşurken daha sakin kalmaya çalışıyorum. Deniz de mesela bana tamam sakin ol bir daha konuş muhabbeti yapıyor. Ama ben bir şeye kendimi kaptırınca düşünmüyorum. Sadece konuşuyorum. Nefesimi kontrol edemediğim için de, kekemeliğim olduğu için de siz bazen beni anlayamıyorsunuz. Şu an böyle sakin sakin kendimi anlatmaya çalışıyorum ama içimden böyle daha hızlı konuş Ali, hızlı konuş Ali diyorum. Sakin ol. Çünkü tutamıyorum kendimi yani. Sakin deniyorum, deniyorum ama bazen olmuyor. O anki duyguda, o anki böyle andayken konuştuğum için olmuyor. Mesela planlı oturup böyle karşısında konuştuğumda bir tık daha sakinleşebiliyorum belki. Ama o an bir an kamerayı çıkarıp bir şey anlatırken bunu düşünmüyorum. Çünkü o an ne hissediyorsam pat diye size onu aktarıyorum. Yani planlı bir video çekmiyorum. Anın videosunu çekmeye çalıştığım için de size böyle geliyor olabilir. Tamam, biraz daha dikkat etmeye çalışacağım. Daha önceden işte diktör eğitimi almıştım ama belki yani yanlış kişiden almışımdır bilmiyorum. Bir daha almaya çalışayım. Bir daha bir şeyler yapmaya çalışayım. Daha mutlu ve huzurlu bir ailemiz olsun istiyorum YouTube'da. Kimsenin de kırılmasını, üzülmesini de istemiyorum şahsen. O zaman bu videoyu artık burada kapatalım mı? Kapatalım. Nasıl bir video olur dair hiçbir fikrim yok. Eve gidip yani bakacağız. Eve gidip bakacağız gerçekten. Bana gelen dediğim gibi tekrar söylüyorum. Bana böyle aşırı kötü yorum gelmediği için gelen yorumların genel taslağı da bu. Bir de hepsine de oturup tek tek bakamadım. Bir anda karar verdiğim için. Cevap vermediklerim arasından daha çok seçmeye çalıştım. Bir de bir iki tane aklımda kalan vardı. Onları sizin için okudum yani. Bana kötü yorum yapın. Beni sevin. Ben çok tatlı bir insanım aslında. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.